Şimdi dolayısıyla dediğim gibi daha yeni araştırmalara ihtiyaç var. Tam olarak COVID-19 salgınının nedenlerini, nereden ortaya çıktığını tespit edebilmek için ve bu konuda hangi yatırım pratiklerinin, hangi siyasi pratiklerin sorumlu olduğunu ortaya çıkarabilmek için. Yalnız şu çok önemli tabii, bu bölgeler, yani bu tropik bölgeler, çeşitli yatırımlara açılan bu bölgeler yeni virüsler de barındırıyor. Özellikle iklim kriziyle beraber ele aldığımızda bu bölgelerin yeni patojenleri de küresel ekonomiye ve dolayısıyla dünya toplumuna sağlamaları mümkün, dolaşıma sokmaları mümkün. O bakımdan çok önem taşıdığını düşünüyorum bu çalışmaların. Şimdi siyasi etkisine gelelim. Yani az çok burada belirtmeye çalıştım. Hani burada siyaset ve ekonominin iç içe girdiği bir ekonomi politik sorundan bahsediyoruz. Salgının kökeninde yatan. Peki ne gibi etkileri olacak? Bunu söylemek için de henüz çok erken. Yani dünya üzerindeki bütün devletler aşağı yukarı salgına iki araçla cevap veriyorlar. Bunların bir tanesi salgında mücadele veya kamu sağlığı politikaları. İkincisi de tabii salgının neden olduğu ekonomik krizle mücadele. Dolayısıyla bu her iki alanda da şu anda bir deneysel çalışmaların yürütüldüğü, hani her ülkenin kendine göre farklı bir model, kendine uygun, kendi siyasi koşullarına, toplumsal koşullarına, ekonomik koşullarına, kültürel koşullarına uygun cevaplar geliştirmeye çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden henüz bu konuda somut bir şey söylemek zor. Ama dikkatle ve karşılaştırmalı bir şekilde gözlemlemek gerekiyor. Şimdi bu noktada ancak tabii tarih bizim için önemli bir kaynak. Özellikle sosyal bilimler açısından geçmişte salgınlar, vebalar, insan toplumları üzerinde ekonomi, siyaset ve ikisinin ilişkisi üzerine nasıl etkide bulundu. Burada öncü çalışmalardan bir tanesi şüphesiz dünya tarihçisi William McNeill'in 1976 yılında yayınladığı Vebalar ve Halklar kitabı. Burada ilginç bir tez geliştiriyor William McNeill. Ta işte Afrika kıtasından insanlığın çıkışından başlayarak medeniyetlerin oluşumu ve gelişimiyle ilgili veba ve salgın perspektifiyle bir tez öne sürüyor. Buna göre bir kere az önce konuşmanın başında belirttiğim gibi insan topluluklarının tropik bölgelerden daha mutedil iklime sahip bölgelere, coğrafyalara doğru göç etmesini çok önemli olduğunu düşünüyorum aklımda. Özellikle medeniyetlerin ortaya çıkışında. Yani burada da özellikle üstünü basa basa vurguladığı tabii ki Orta Doğu, Mezopotamya medeniyetleri. Bu bölgelerin o dönemin tarihi koşullarında İnsan toplumlarının çoğalabilmesi için en uygun koşulları sağladığını öne sürüyor. Ancak diyor her zaman insan toplumları iki tür parazitle mücadele etmek zorunda kaldılar. Bunlardan bir tanesi mikroparazitler,
yani işte çeşitli işte mikroplar, virüsler vesaire, yani çeşitli bakteriler. Bunlar insan hayatının her zaman bir parçasıydı ve her şeyden önce üretimin ve yeniden üretimin bir parçasıydı. Burada çok ilginç bir örnek var, hatta yani şunu gözümüzün önüne getirmemizi söylüyor. Hani bütün hayatını işte sular içinde işte tarım yapmaya çalışan işçileri düşünün diyor, veya işte çeşitli sulama kanalları da yapıp bunlarla tarım yapmaya çalışan işçileri düşünün. Bu işçiler muhtemelen gündelik hayatlarında sürekli mikroparazitlerin saldırısı altındaydı. Ve bu toplulukların bir kısmında bu salgınlar, bu parazitler sayesinde nüfuslarını kaybettikleri, çoğalamadıkları ve dolayısıyla zayıfladıklarını belirtiyor. Bunlar tabii hipotez, yani bunların herhangi bir arkeolojik şeyini yapabilmek en azından bilinmek ne için mümkün değildi, bunu doğrulayabilmek. Ancak yani bunu makul bir açıklama olduğunu öne sürüyor. Burada diyor, zayıflayan toplumlar bu salgınlara maruz kalmamış toplumlar tarafından ele geçirildiler, yani işgal edildiler askeri olarak. Dolayısıyla burada da ikinci bir şey ortaya çıkıyor, parazit örneği. O da insanların oluşturduğu makro parazitler. Dolayısıyla diyor, dünya tarihi boyunca emekçiler, yani hayatın üretimi ve yeniden üretimiyle uğraşan insanlar iki tür parazitle başa çıkmak zorunda kaldılar. Aynı anda hem mikro parazitler hem makro parazitler. Ve burada aslında ilginç bir devlet kuramı da ortaya atıyor. Yani toplumlar zaman içerisinde kendini dışarıdan gelebilecek istilalara ve işgallere karşı koruyacak kurumlara, hiyerarşik yapılara rıza gösterdiler diyor. Buna işte belki bugünkü terminoloji uygun bir şekilde sürdürülebilir parazitizm diyebiliriz. Bir noktada bu toplumsal hiyerarşinin üstünde yer alan kesimler, bunlar işte işgalciler, istilacılar olabilir, veya işte işgalci ve istilacılara karşı yerel toplulukları koruma işlevini üstlenen silahlı toplumsal gruplar olabilir. Bu gruplar tabii aynı işte günümüzdeki mafya yöntemleri gibi istila ve işgale karşı koruma karşılığında insanların ürettiği ürünlerin bir kısmına el koyuyorlar. Sürdürülebilir olmaları ve devletleşmeleri şu noktada ortaya çıkıyor. Yani elbette bir toplumun, üreticilerin elindeki bütün üretilen ürünü alırsanız, o zaman üreticiler aç kalırlar ve dolayısıyla yeniden üretemezler ürünleri. Dolayısıyla burada bu hiyerarşik yapıların, yani proto devletlerin diyelim, yani siyasi yapıların üreticileri ölmeyecek ölçüde vergilendirmeleri gerekiyor. Yani bu üreticilerin hayatlarını devam ettirip böylece üretime de devam etmelerini sağlayacak bir şekilde bir artı değer veya fazla değer sömürüsü tutturmaları gerekiyor. Bunu McNeill aşılanmaya benzetiyor. Yani daha büyük bir, daha öldürücü bir enfeksiyona, bir yabancı istilasına, bir işgale uğramamak için daha düşük doz bir enfeksiyonla, yani işte hiyerarşik bir askeri
yapılanmanın gerçekleştirdiği vergilendirme ile aşılanıyor toplumlar diyor ve bunu böylece diyor yani medeniyeti aslında o açıdan bence çok ilginç Mackney'in tezi. Dediğim gibi hani bu özellikle prehistorik dönem için çok fazla tabii kanıt öne süremiyor ama önemli bir açı sağlıyor bence, bakış açısı sağlıyor. Ve burada aslında devletleri, devletleşmeyi, siyasi hiyerarşiyi bir sürdürülebilir parazitizm ve hani bu noktada bu yapıların toplumlar için sağladığı güvenlik hizmetlerini de vergi karşılığı tabii güvenlik hizmetlerini de ölüme karşı bağışıklık kazandıran bir düşük dozlu bir enfeksiyon, bir aşılanma olarak nitelendiriyor. Bu bakış açısı bence şu açıdan önemli. Çünkü Mackney'in bu dünya tarihinde diğer daha önceki dünya tarihçilerin işte 19. yüzyılda kadar, hatta aydınlanmaya kadar götürebiliriz. İşte evrensel tarih yazımları üzerinde odaklandığı medeniyet tarifi var. Bu medeniyet tarifini aslında biraz ters yüz ediyor. Böyle büyük bir medeniyet övgüsü var. Ne de mesela Toynbee'de gördüğümüz gibi, ne de veya Hegel'de gördüğümüz gibi, ne de Spengler'de gördüğümüz gibi böyle bir hani kıyamet haberciliği söz konusu, hani medeniyetin çöküşü vesaire gibi bir şeyi de yok, vizyonu da yok. Ama bizi hani medeniyet kavramının kendisiyle yüzleştiriyor. Bu da nedir? Medeniyet, işte Arapça Medine, yani kent kelimesinden, Batı dillerinde de civilization, Latince civitas kelimesinden türüyor. Yani o da kent anlamına geliyor. Yani her iki durumda bu medeniyet dediğimiz şey zaten Arapçaya ve Osmanlıcaya, Türkçeye, modern Türkçeye de Batı dillerinden çevrildi. Medeniyet her anlamda, her şekilde şehir egemenliğini, şehrin kırsal üzerindeki egemenliğini ima ediyor. O halde bugün önemli olan soru bizim için dünya tarihinde ilk defa dünya nüfusunun çoğunluğunun kentlerde yaşadığı bir toplum yapısında bu medeniyet sürdürülebilir mi? Yani kent egemenliği, kentin kırsal kaynaklar üzerindeki ve kırsal nüfus üzerindeki egemenliği sürdürülebilir mi? Bence bu salgının önümüze getirdiği ama bir süreden beri de elbette özellikle demograflar tarafından, demografi çalışmaları tarafından dile getirilen çok önemli bir mesele. Ve bu anlamda da biricik bir mesele. Yani dediğim gibi hakikaten başka her şeyini tartışabiliriz bu salgının. Ama dünyada ilk defa insan nüfusunun çoğunluğunun kentlerde yaşadığı gerçeği bu biricik bir durum teşkil ediyor. O anlamda da bugünkü bu küresel salgın tekrardan konuşmamın başındaki işte yatırım ve siyaset pratiklerine de gönderme yaparak söylüyorum burada. Bu anlamda da tekrardan kent yaşamını, kentli yaşamını, hatta insan toplumlarının kültürünü bence sorgulamamız gerekiyor. En başta da tabii ki insanla ve insanın doğayla olan ilişkilerini.
Ve bunun içine tabii insan hayvanla olan ilişkileri de dahil.